Hocam lider 14-15 Ekim'de başlaması bekleniyor. Siz evet. de çalışmalara devam ediyorsunuz. Nasıl evet. oluyor? Ya tabii çalışmalar artık fiziksel anlamda belli bir seviyeye geldik takım olarak. Hem yine fiziksel anlamda çalışmalara devam ederken taktiksel anlamda da artık yavaş yavaş oyun şeklimizi, oynamak istediğimiz felsefeyi sahaya yansıtacak çalışmalarla birlikte şu anda devam ediyoruz. Yani amacımız tabii sezona kadar oyunsal anlamda da fiziksel anlamda da takımı iyi bir yere getirmek. Hocam takımda genç oyuncular var değil mi? 2008'li üst grupta var. Tamamen bir karma yapmışsınız. Ya tabii şimdi gençlerle tecrübelileri karıştırdığımız güzel bir karma bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. 2008'li 2009'lu çocuklarımız var şu anda. 16-17 grubundan aldığımız. Yetenekli çocuklarımız var. İlk hafta iki tane çocuğumuzu davet ettik. Aramıza katıldılar. Bugün üç genç kardeşimiz daha aramızdalar. Zaman zaman gelecekler, zaman zaman takımlarına gidecekler. Tabii burada önemli olan gelişimlerine katkı sağlayabilmek. Bizle birlikte oldukları sürece de elimizden geleni onlar adına yapacağız. Onlar da buna cevap verirlerse tabii ki aramızda kalacaklar. Değil mi? Genç yetenekleri böyle. Ya tabii de yani gençlikle tecrübeyi iyi bir harman yapıp sahada iyi bir takım yaratmak istiyoruz. Tabii bu gençlik derken bunun adı 15-16 yaş da olabilir, 20 yaş da olabilir. Yani sonuçta amatör kümede mücadele ediyoruz ama bugün 20 yaşına gelmiş genç kardeşlerimiz de var. Onlar da bu sene yapacakları belki aşamayla, gelişimle belki seneye daha farklı bir oyuncu konseptine bürünecekler. Daha farklı bir oyuncu olacaklar ki amacımız bu. Ben her zaman söylüyorum, antrenörlük hem sahada güçlü olabilmek hem oyuna dokunabilmek, bunun yanında oyuncunun da gelişimine bir şeyler katkıda bulunabilmektir. İnşallah biz de bu sene bunu yapacağımızı düşünüyorum hem ben ve ekibimle birlikte. Güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum hem oyunsal hem bireysel hem takım adına. Evet hocam, bu arada çok önemli bir şey hazırlık maçları değil mi? Evet. Bir tane evet. yaptınız diye biliyorum. O maç nasıl? Evet. Ya tabii hazırlık maçları hiçbir zaman ölçü değil abi. Bunu sen de biliyorsun. Dolayısıyla hazırlık maçlarında oyuncularımızın hem takımımızın eksiklerini bir sonraki maça daha iyi hazırlamak için yapıyoruz. Sezona daha iyi hazırlamak için yapıyoruz. Hazırlık maçlarımız olacak. Sonuç çok önemli değil. Burada galibiyetin, mağlubiyetin çok önemi yok hazırlık maçı sonuçta. Ama sezona girerken en az bir 4-5 maç oynayarak girmek istiyoruz. İnşallah bunu da bakalım önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.